Şimdi burada şöyle bir incelik var. Fütühatın değişik yerlerinde bu konuyu değiniyor. Belki de 3-5 yerde, hatta şöyle de geçiyor. Allah-u Teala'nın böyle bu sınıf kullarına bir hitabı var. Dilediğini yap, seni bağışladım. Bunu açarken, evet, bunu açarken de İbn Arabi Hazretleri şöyle açıyor ve mevzuyu şöyle anlamamız lazım. Yani farklı farklı ciltlerde bu konuyla alakalı izahatlarını topladığımızda şöyle bir sonuç çıkıyor. Allah-u Teala'nın böyle kulları Allah'ın iradesine göre hareket eden kullardır. Ve Allah'ın iradesine göre hareket ettiği için fiil, Allah'ın iradesiyle kendisi hakkında takdir ettiği fiil açığa çıkmazdan önce Allah'ın kendisi hakkındaki iradesinin bu olduğunu görür. Ve bunu bilerek yerine getirir. Bundan dolayı o günahla cezalandırılmaz. Çünkü Allah'ın iradesini gördü. Bu bağlamda konuyu daha iyi anlamamız adına yine İbn Arabi Hazretleri Fütuhat'ta zikreder. Şeytan ile Allah'ın konuşmasında Allah şeytana sorar. Der ki iblise, sana secde et diye emrettiğimde direndin secde et emrime. Ne zaman direndin? Secde et diye emrettiğimde mi direndin? Secde etmeyerek benim irademin olduğunu anladıktan sonra mı direndin? Şeytan da der ki, senin secde et diye emri verdikten sonra ben senin emrine direndim. Direndikten sonra anladım ki sen benim hakkımda bunu irade etmişsin. Allah-u Teala da der ki diyor, işte bunun için seni cezalandıracağım. Yani işi fiili yaptıktan sonra iradesinin o olduğunu anlamak kurtarmıyor. Fiili yapmazdan evvel Allah'ın iradesinin orada o olduğunu anlayan günahtan beri kurtuluyor. Bile bile lades diyorlar yani. Artık neden? Bu inceliği anlayalım. Yani Allah'ın öyle kulları vardır ki işte o fiil açığa çıkmazdan önce kendisi hakkında Allah'ın onu irade ettiğini görür. O zaman o oradaki mesuliyet ondan kalkar. Acaba şöyle bir incelik burada çok var incelik mı orada? Bunu gene Allah'a atfetmez belki. Gene ben bunu yaptım. Nefsine atfetme eder. Ayrı yani mevzu. Tabii o edepten gereği. Edep gereği. O ölçüyü kaybetmez değil mi? Tabii. Tabii ölçüyü kaybetmez. Tabii ki gene nefsine ben hata ettim der. Allah bana böyle yani. Allah bana yaptırdı demez. Demez. Tabii o incelik var. Yine aynı şekilde iblis ne dedi? Allah'a beni sen azdırdın dedi. Sözü hakikat ama edepsizlik etti. Adem olamadı. Tabii Adem aleyhisselam ne dedi? Ben nefsime uydum, azanlardan oldum dedi. Kendine atfetti yani hatayı. Ya Rabbi bana sen yaptırdın demedi yani. Buradaki incelik çok önemli işte. İlahi huzurdaki edep. Bunu hiç kaybetmemek lazım. Tabii bu edebi hiç kaybetmemek lazım. Her halükarda kişi yaptığı hatanın sorumluluğunu kendi nefsinde görmesi lazım. Evet, hakikatte Allah'ın iradesinin cereyan ettiğini görse bile, bu ilme vakıf dahi olsa, ben işledim, ben yaptım deyip tövbe ya Rab demesi lazım yani. Bu inceliği unutmayalım. Evet. O ayrı bir konu. Burada Allah'ın iradesi olduğunu bilerek ona mecburen, yani iradesinin hükmü cereyan edeceği için girmek olayı çok farklı. Bu konuyu anlamamız için bir örnek olarak şunu verebilirim. Hızır Aleyhisselam'ın çocuğa tokatı vurup öldürmesi. İşte bilir, tabii önceden bilmesi lazım. Zaten önceden bilirse kurtarıyor onu. Önceden bilmiyorsa kurtarmaz. O günahtan mesul olur. İradesini, fiili işlemeden önce Allah'ın o konudaki iradesinin o olduğunu bilmek. Bu çok hassas bir konu. Hızır Aleyhisselam Allah'ın iradesinin o çocuğun ölmesi olduğunu biliyordu. Kendisini o çocuğu öldürmek üzere de görevlendirdiğini biliyordu. Vurdu tokatı öldürdü. Onunki günah değil. Bunu iyi anlayalım. Evet.